Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut. Buyurunuz Sayın Barut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin grup önerisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir atasözü var. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri diye. Deve de cevap vermiş. Demiş ki, nerem doğru ki? Atalarımızın dediği hesap, AKP'nin hiç doğrusu yok. Yaptıkları her şey yanlış. Burada bugün fırıncılarımızın, esnaflarımızın sorunlarını, yurttaşlarımızın en temel gıda maddesi olan ekmekle ve buğdayla ilgili konuşurken yaşanan vahim tabloyu da gözetmek zorundayız. Bakın, Türkiye'de 25 bin yaklaşık fırın var. Burada da günlük 100 milyon civarında, 100 milyonu aşkın ekmek üretiliyor. AKP'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle, ekonomide yaşanan derin kriz nedeniyle iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Akaryakıttan elektriğe, doğalgazdan mayaya, kiradan vergilere, her şeye fahiş zam geldi. Haliyle fırıncılarımızın temel maddesi olan un fiyatları da fırladı gitti. Ekmeğin ham maddesi buğdayda yaşanan bu gelişmeler neticesinde fırıncıların ana girdisi un fiyatları da zamlandı. Artık sizlerin bu politikaları fırıncıları dahi isyan noktasına getirmiş durumdadır. İş bilmez Tarım Bakanı geçtiğimiz dönemde burada bütçe konuşmasında bir tablo gösterdi. Burada buğday, arpa ve mısır maliyetlerini göz önüne tabloyla gösterdi. Rakamları çarpıtan Pakdemirli çiftçinin arpa fiyatının maliyetinin 1.85 lira olarak göstermişti. Satış fiyatını da 2.36 olarak gösterdi. Oysa gerçekler öyle değildi. Toprak Mahsulleri Ofisi arpanın satış fiyatını 1.75 olarak açıklamıştı. Çiftçinin arpasını maliyetinin altına aldıklarını Bakan Pakdemirli adeta itiraf etti. Değerli arkadaşlar, buğdayın satış fiyatı da 2.50 olarak gösterilmişti. Oysa geniş bölgede 2.25 liradan buğday alındı. Yani tonu 2.250 liradan alındı. Tonunun 2.250 liradan alınan buğdaydan sonra birkaç ay sonra tonunu 5.000 TL'ye ithalat yaptılar. Tüm AKP iktidarı döneminde 19 yılda 70 milyon ton buğday ithal edilerek 20 milyar dolar para ödendi. Geçen yıl 2021 yılında buğday üretimi 17.7 milyon ton gösterildi. TÜİK'in verilerine göre, oysaki bu rakam yine doğru değildi. Sahada yaptığımız gözlemlerde 14 milyon ton civarında buğday üretilmişti. Değerli arkadaşlar, gübre fiyatları aldı başını gitti. Bu nedenle çiftçi bu sene gübresiz ekim yaptı ve buğdayda verim kalite düşüklüğü yaşanacak. Fırıncılar un bulamayacak, fiyatlar fırlayacak. Buyurunuz efendim. İnsanlarımız ekmek alamaz duruma gelecek, çünkü üretecek buğday yetişmeyecek. Bu yılki buğdayın maliyeti kilogram başına yaklaşık 5 liraya aşacak. Bu hesaba göre 1001 emekle ürettiği çiftçi buğdayını minimum 6 ile 7 liradan satması gerekir ki ürettiğinden kazansın. Peki buradan soruyorum. Böyle olursa fırıncı esnafı unu kaça alacak? Tüketiciye hangi fiyatlarla ekmek satabilecek? Yurttaşımız bu gidişle temel gıda maddesi olan ekmeği bile alamaz hale gelecek. Bugün ekmek kuyruklarında gördüğünüz uzun kuyruklar önümüzdeki dönemlerde daha uzun çileler haline dönüşecek. Vatandaşımızı büyük sıkıntılar bekliyor. Uyarıyoruz. Halkı açlığa, yoksulluğa, üreticiyi sefalete, fırıncı esnafını da iflasa sürüklemeyin. Üretici, esnaf ve tüketiciye de destek olun diyorum. Hepinizi saygıyla...